Yani sırayla bunu yerleştiriyoruz işte. Şuradan tuz verebilir misiniz? Çok doldurmayacaksın dedi annem. Tamam, tuzunu kadar yiyin. Tamam, bu kadar. Ondan sonra. Tamam. Üstüne de tuzunu. Sonra bu eğer büyük bidonlarda, 10 kiloluk bidonlarda falan yapacaksanız yaklaşık bir su bardağı yapıyoruz. Bu biraz daha ufak olduğu için, işte 3 kilo vesaire olduğu için yarısını yapıyoruz. Sonra bunu döküyoruz. Evet, yarısından bir parmak var. Sonra bunu kapatıyoruz. Her noktasına gelecek şekilde ayarladıktan sonra yapması çok kolay. Bunu hazır bu şekilde hazırlıyoruz. Ondan sonra bunu arada bir su koymuyor işte, mu buna? Yok, su koymuyoruz. Yani bu salamura yöntemi. Kendi yani suyu çıkacak bu. Kendi suyu özü çıkacak zaten. Bu içindeki acı suyu çıkacak. Eğer su koyarsanız bu iyice zeytini mahveder. Bunu çeşitli zamanlarda çevirerek, yuvarlayarak hazırlıyorsunuz. Yaklaşık bir ayda, bir buçuk ayda o durumunuza göre bu zeytinyağı bu zeytin hazır olmuş oluyor. Bence 2 kiloluk varsa ne kadar acı suyunu döküyor. Karanlık ortam. Bak ya, çiçek el boyamış. Acı suyu döküyor muydu bir ayda, yoksa şimdi ağzını açıyor muydu? Hayır açmıyorsunuz. En sonunda bak onu da söyleyeyim ha, pardon onu unuttum söylemeyi. Ya en sonunda mesela bunu kullanmaya başlayacaksınız. Bunu kullanmaya başladıktan sonra bunun içerisinde bir miktar mısır özü yağı ya da ayçiçek yağı. Kesinlikle zeytinyağı dökmeyin. Böyle bir hata asitik bir. Onu kesinlikle yapmayacak. Ama benim tavsiyem mısır özü yağıdır mesela. Hafif bir döktükten sonra bu yağlanıyor zaten. İlk önce şey yapın ama. Özünü dökün. Hani suyunu dökün. Suyu dökün. Yine su dökmeden. Ondan sonra zeytinyağı. Yani. Mısır özü yağı ile karıştıralım. Ya da ayçiçek yağı. Hangi su uygun olursa. Onu ne kadar? O da bir yarım su bardağı. Bir çay bardağıymış. Yerken dökebilirsiniz. Yerken dökebilirsiniz ama tavsiye etmem. Çünkü asitik özelliği. Ne kadar süre dedi? Ne kadar süre kalması gerekiyor? Bir buçuk. Keki koyun üstüne. Çok güzel. Yaklaşık bu 3 kilo falan gelir. Bu 16 milyon lira bunun şey kilosu fiyatı. 16, 3 kilo, 48. Ben de 2 kilo istiyorum. Var mı 2 kiloluk şey? Maalesef elimde yok ama. İlk yaparken yıkanmıyor değil mi? Böyle de. Hiç yıkanmıyor. Yıkanmıyor üzerinde. Üzerindeki bagajı şöyle söyleyeyim. Bir su bardağı, bir büyük su bardağı. Bu deniz tuzu kullanıyorum. İşte yani kaya tuzu da kullanabilir ama deniz tuzunu biz çok kullandığımız için, geleneksel olduğu için biz bunu kullanıyoruz. Bu bir bardak 10 kiloluk, yani bu büyük 7 kiloluğa falan denk gelir. O şekilde düşünün. Ona göre yani dökmeniz lazım. Bu çok az bir miktarda. Mesela yarısı bu 3,5 kilo, 3 kiloya falan gelir. Ona göre hesaplayın. Peki bu bidondan var mı? Var mıdır? Bulabilirsiniz. Bir 5 dakika bekliyorum. İbrahim Bey, şimdi bu tarafa doğru gidelim mi?